Herkese merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Şimdi dostlarım bugün size Unreal Engine ile alakalı yani Unreal Engine 5 ile alakalı size bilgi videosu çekmek istedim. Dün gelen bilgi doğrultusunda bunu size paylaşmak istedim. Şöyle ki arkadaşlar, şimdi Epic Games'in sahip olduğu oyun dünyasının en önemli teknolojilerinden biri olan Unreal Engine'in yeni versiyonu yani Unreal Engine 5'in geliştiriciler tarafından erken erişime açıldığı bilgisi verildi dün itibariyle arkadaşlar. Yani Unreal Engine'in çalışmaları şu an bitmedi. Yani yeni yeni başlıyor. Şimdi bu demek oluyor ki PlayStation 5 kullanıcıları için üzücü bir haber aslında. Şimdi neden üzücü haber? Şöyle ki bildiğiniz gibi PlayStation 5'e uyarlanmış şekilde çıkacağı bilgisi verilmişti oyunun PES 2022'nin. Hatırlarsanız arkadaşlar geçen aylarda bununla alakalı size video paylaşmıştım. Hatta şöyle ki bununla alakalı bilgisi paylaşılmıştı. Bildiğiniz gibi bu Renan Galvani isimdeki PES'e yakın bir kullanıcı şunu belirtmişti aslında. Önümüzdeki sene için PES 2022'den itibaren bahsediyorum size arkadaşlar. PlayStation 4'e ve Xbox One'a çıkmayacağı bilgisi verilmişti. Baktığımız zaman arkadaşlar şöyle bir şey var. Unreal Engine 5'in çalışmaları yine başlamış. Yani dün itibariyle bir video paylaşmışlar, bir görüntü paylaşmışlar. İzlemişsinizdir umarım. Yeni başlama çalışmaları yani bu yeni nesil arkadaşlar oyun motorunun PlayStation 4'e uyarlanmayacağı bilgisi verilmişti. Şimdi böyle olunca arkadaşlar PlayStation 4 kullanıcıları ve Xbox kullanıcıları tarafından çok tepki çekmiş bu olay. Aşırı şekilde arkadaşlar şikayete dönüşmüş bu olay. PES'in çıkma tarihini Eylül gibi varsayarsak yani Unreal Engine'in 5'in çıkması Ekim-Kasım'ı bulur. Yani öyle gözüküyor. Yani %90 ihtimal arkadaşlar Unreal Engine 4'te oyun oynanabilir gibi gözüküyor yani. Bu demek oluyor ki PlayStation 4 ve Xbox kullanıcıları için de bu sene için yani PES 2022 için oynanması muhtemelen gözüküyor. Şunu söyleyeyim ben size, hani PlayStation 5 kullanıcıları bu duruma ne yapacaklar? Gerçekten hani biraz tabii üzücü bir durum aslında. Onlar da çünkü oyunun yeni sürümüne göre aslında aldılar PlayStation 5'i. Çünkü PlayStation 4'e çıkmayacağı ya da bu Xbox One'a uyumlu olmayacağı konusunda bilgi verilmişti. Talepler tabi bunun üzerineydi. Yeni oyunla alakalı. Şimdi şöyle bir durum oldu. Unreal Engine 5'in çıkması geç tarihe alındı. Konami'nin oyunu piyasaya sürmesi erken tarihte olacak. Yani bu baktığımız zaman aralığına. Şimdi bu durumda ne olacak? Tabi şu an çok merak konusu. Tabi ilerleyen zamanlarda Konami bununla alakalı bir açıklama yapacaktır inşallah. Öyle düşünüyoruz. Şimdi ben ne diyeceğimi bilemedim. Aslında dediğim gibi hani bilgi bu şekilde. Önümüzdeki günlerde arkadaşlar netleşecek bu durum tabii ki de. Yani şu anda bunlar bir ihtimaller üzerinde konuşuyoruz. Tabii kesinlik payı şu anda 190 olarak PlayStation 4'te ve artık Xbox'ta oynanabilecek gibi gözüküyor. Yani arkadaşlar bilmiyorum hani ilerleyen zamanlarda tabii Konami bununla alakalı bir şeyler illaki söyleyecek ama şu anda gözüken budur. Hani Unreal Engine'in şu an yeni motoru, yeni oyun versiyon motoru yayımlanmadı. Yani ileri bir tarihte muhtemel olacak. Durum bu şekilde arkadaşlar. PlayStation 5 alanlar üzücü mü oldu yoksa PlayStation 4 kullanıcılar için güzel bir haber mi oldu? Ama işte hal böyle olunca arkadaşlar şu anda herkeste merak konusu oldu bu durum. Yani şu anda gözler Konami'ye çevrilmiş durumda. Unreal Engine 4 motoru gelebilir. Yani eski versiyon oyun gelebilir. Çünkü artık dediğim gibi hani oyun motoru çıkmayacağı için yakın zamanda bu gibi sürümlerle karşılaşabiliriz dostlar. Evet arkadaşlar bilgi bu şekildeydi. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz bu konu hakkında. Sizin bildiğiniz şeyler varsa yorumlara yazın lütfen arkadaşlar. Tabii şimdi baktığımız zaman şu anda dünyayı sarsan bir Covid belası var bildiğiniz gibi. Yani bu Covid yüzünden şu anda yani oyunlar askıya alınmış durumda. Çoğu firma şu anda çalışmıyor. Ve işte PlayStation için konuşuyorum bunu. Stoklar şu anda yok. Çoğu ülkede şu an PlayStation bulmakta zorlanıyor. Ya bu gibi durumlar aslında arkadaşlar bir dezavantaj oyun severler için. Yani işte bu aksaklıklar olduğu için böyle böyle aslında bir yandan da yani bizim için kötü oldu bu durum. Bakalım arkadaşlar ilerleyen zamanlarda ne gibi bir bilgiler gelecek, ne gibi bir duyuru gelecek bu konuyla alakalı. Aslında kolay bir iş değil bu oyun motorları. Ekip ruhu isteyen bir olay. Şu anda adamlara da bir şey diyemiyorsun yani. Oyun severler için tamam hani biz kendi menfaatimizi düşünüyoruz ama baktığımız zaman onların da şartları biraz zorlanıyor. Yani arkadaşlar bu gibi çok aslında şey var. Hani uzatmak istediğim konular var ama
Tabii bizi düşündüren tarafları oyun tarafıdır. Bakalım arkadaşlar, ilerleyen zamanlarda ne gibi bir bilgiler gelecek, ne gibi bir duyuru gelecek bu konuyla alakalı. İlerleyen zamanlarda yeni bilgi gelirse arkadaşlar sizle paylaşacağım. Bilginiz olsun. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize çok iyi bakın diyorum. Hadi bay bay.